cümleri aralarında diyorsunuz ki işte biz onları itfaiyede misafir etmeye devam ederiz. İşte bir takım proje tekliflerine açığız, onlarla işbirliği yapmak isteriz diyorsunuz. Bu yaklaşımlarınıza sizin baktığınız açıdan ve sizin yaklaşımlarınız gibi bir karşılık görebiliyor musunuz büyükşehir yönetiminde? Yani bir ilçe belediye başkanı olarak bu olumlu politikaya, bu yaklaşımlara, bu zeytin dalı uzatma girişimleri sonuç görüyor mu? Nedir? Hayır, görmüyor. Bu konuda ben yine işi çok kişiselleştirmek istemiyorum. Bu sadece İncirlova için değil, diğer ilçelerden de benzer taleplere yahut işbirliğine karşı aynı yaklaşım devam ediyor. Hı hı. Yani burada particilikten ziyade kuruculuk dönemi altyapısının hazırlanmaması, ekibin hazır olmaması ve nerede neyin yapılacağı konusunda önceliklerin henüz tespit edilmemiş olmasına bağlıyorum. Bu konuda İncirlova'nın bugüne kadarki zeytin dallarının karşılığında biz maalesef ne uygulamada ne ileriye dönük projeksiyonda, projelendirmede böyle bir şeyi görmedik. Bu konuda yıl sonuna raporlardan sonra değerlendirme toplantısı esnasında faaliyet raporlarının değerlendirmesinde ifade etmiştim. İncirlova'da merkezden, beldeden ve eski köylerden, yani şu anda mahallelerimizden her yerden atık su parası alıyoruz. İncirlova'da henüz atık su tesisimiz yok. Atık su tesisinin olmaması İncirlova için gerçekten büyük eksiklik. Bunun öncelikle projelendirilmesi lazım. ASKİ'ye bu kadar ciddi gelir getirici kalemler sunmuşsak karşılığında hizmet olarak bunların da kanunda da belirtildiği şekliyle bu hizmeti bizim almamız lazım. Biz şu anda Menderes'i kirleten maalesef elimizde başka seçenek olmadığı için kirletmeye devam eden bir ilçe konumundayız. Bu konumdan çıkmak istiyoruz. Özellikle bu alandaki en yakın mahallemiz olan Hacı Ali Lobası Köyü mahallemiz şu anda İncirlova'nın atık kokusunun maalesef soluyor. Bu beni çok rahatsız ediyor. Ha, bunun bugünden yarına yapılması mümkün olmayabilir. Ama bu 5 yıllık dönem içerisinde projelendirilip ama 3. sene, ama 4. sene, ama 5. sene yapılacağının plana alınması lazım. Bu çok önemli. Bunun dışında tabii ki biz Aydın merkeze çok yakınız. Yakın olmaktan dolayı hem sorumluluğumuz artıyor hem taleplerimiz artıyor. Şimdi yol kenarlarında büyük şehrin sorumluluk alanında olan devlet karayolu boyunca yapılması gereken temizlik, düzenleme, defüs çalışmaları kesinlikle göz ardı ediliyor. Geçenlerde Cumhurbaşkanlığı bisiklet turnuvasında bisikletçilere hoş geldiniz, başarılar dileriz. Pankartımız sorumluluk alanı bilen belediye personelince kesilip aşağı atılmıştı. Ama şu anda Türkiye nüfusunun çok ciddi bir bölümünün geçtiği Aydın-İzmir Devlet Karayolu'ndaki görüntümüz kesinlikle buna yakışmıyor. Büyükşehir'in Arap Kuyusu kavşağından sonra devam ettiğini ben burada hatırlatmak isterim.